ettim. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği'yim. Sağlık Emniyet Güvenlik Ortaklığı ile düzenlediğimiz Sağlık Emniyet Güvenlik Sohbeti'ne hepiniz hoş geldiniz. Değerli katılımcılarımız, etkinlik sonunda sizlere katılım belgesi verilecektir. Katılım belgesini kazanmak için etkinliğimizin %75'ine katılmanız ve etkinlik sonunda chat kısmından gönderilecek olan linke tıklayarak etkinliğimiz ile ilgili hazırlanan sorulara 70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor İmran Aslan. Davetimizi geri çevirmeyerek sohbetimize katıldığınız, bizler için çok kıymetli olan bilgi ve tecrübelerinizi paylaşacağınız için size teşekkürlerimizi sunarız. İmran Hocam, izninizle katılımcılarımıza sizi tanıtmak isteriz. Buyurun. İmran Hoca 2005 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Almanya'da tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 2014 yılında Atatürk Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2011 ve 2013 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi araştırma görevlisi, 2014 ve 2018 yılları arasında Bingöl Üniversitesi doktor öğretim üyesi, 2018'den bugüne dek Bingöl Üniversitesi doçent doktor olarak çalışmaktadır. İmran Hoca'nın ulusal ve uluslararası hakemlik dergilerinde yayınlanan makaleleri, bildirileri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği alanlarında da yayınları mevcuttur. Değerli katılımcılarımız, iş hayatında mobbingi işlediğimiz bugünkü etkinliğinde İmran Hocam bizlere bilgi ve tecrübelerini aktaracaktır. Sunumunu gerçekleştirmesi için sözü İmran Hoca'ya takdim ediyorum. Buyurun hocam. Tamam. Bir görme sıkıntısı var mı arkadaşlar? Herkes görüyor mu? Gözüküyor hocam. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz mobbing son yıllarda bayağı bir literatüre girmeye başladı. Özellikle son 20 yıldır. Tabii bu dünyada biraz daha önceki dönemlerde, yani dünyada tabii bu mobbing olayı daha önceki yıllarda da başladı. Ama tabii Türkiye'de biraz daha yeni bir konu. Son 1-20 yıldır üzerinde bayağı bir çalışma yapılmaya başlandı. Şimdi insanlar iş bulmak ister, değil mi? İş bulmak güzel bir şey. Zaten herkesin istediği bir şey. Okumasının amacı bu. Ama tabii iş hayatında da bazı sorunlar var. Yani sadece iş bulmak yetmiyor. İş hayatında bizim çok karşılaştığımız bu psikososyal risk etmenleri var. Biz iş sağlığı güvenliğinde kullanıyoruz çok. Bunlardan bir tanesi de mobbing. Şimdi biz mobbingi anlatırken her işte bu olacak diye bir kaydı yok. Bazı yerlerde var. Bazı insanlar bunu yapıyorlar. Dolayısıyla ben iş hayatına girdim, kötü bir dönem benim için başlıyor diye düşünmeyin. Sonuçta çok güzel yerler de var. Hatta beklentinizden de güzel yerler çıkacak. Yani o yönden bir şeyiniz olmasın. Çünkü çoğunuz öğrencisiniz. Muhtemelen bir kısmınız da yeni bitirdi. Yani iş hayatı bir o kadar güzel, bazen bir o kadar da kötü de olabiliyor. İşte biz de burada bir mobbingi anlatacağız. Tabii buradaki asıl amaç aslında mobbingi bilmek, mobbingin ne olduğunu bilmek aslında yeni iş hayatına başlayanlar için bence bir avantajdır. Çünkü ben kendim de mesela kendi hayatımda 2-3 defa mobbinge maruz kaldım. Ama ilkinde ben bilmiyordum. Yani mesela anlam veremiyordum. Yani insanlar neden bana böyle davranıyorlar? Yani çözemiyordum. Çünkü daha o zaman gençtim. İnsanların bu böyle davranmasının sebeplerini tam idrak edemiyordum. Doğru da bulmuyordum zaten. Ama sonradan anladık ki aslında bu insanların belli bir amacı var. Yani mobbing aslında böyle rastgele olan bir şey değil. Zaten ileride de anlatacağım niye insanlar bunu uyguluyorlar diye. Burada tabii Paulo Coelho'nun bir sözü var, diyor ki en kutsal hak yaşama hakkıdır. En kusursuz cinayet ise yaşama sevincini öldürmektir. Dolayısıyla bir insanı öldürmek için illa yani bir fiziksel olarak öldürmek dışında bir de ruhsal olarak çökertme dediğimiz bir durum söz konusu. Dolayısıyla burada bu ruhsal çökertmede insanların yaşama sevinci dediği şeyi yok ediyor, değil mi? Bunu kastetmeye çalışmış. Aslında bir kişiyi demoralize etmek,
bir kişi hayattan soğutmak. Bunu da bir cinayet olarak kategorize etmiş bu meşhur yazar. Bu mobbing kelimesi arkadaşlar mob kelimesinden geliyor. Mob kelimesi İngilizce, belki İngilizce bilinen arkadaşlarımız var. Aslında çete demek. Yani mobtan, çeteden geliyor. Burada çevresini kuşatma, topluca saldırma, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamında kullanmaktadır. Türk Dil Kurumu'nda arkadaşlar iş yerlerinde, okullarda, topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırmak, dışlamak ve gözden düşürmek olarak kategorize etmiş. Mobbing davranışları çok çeşitli, doğrudan ve dolaylı olacak tarzdan, ama bakın dikkat edin burada, planlı, bilinçli ve güdülenmiş olan saldırgan davranışlardır yani. Burada yapan kişiler, mobbingi uygulayan kişiler aslında bir planı var. Bir planı var. Bunu ileride değineceğim. Bu planları ne olabilir? Onların bu güdüyü veren nedir? Dolayısıyla ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu alanda mobbingle mücadele diye bir rehber oluşturmuş durumda. Gayet ben baktım, kendim de inceledim. Orada da kendileri de bir tanım vermiş. Burada belirli bir süre içinde devam eden yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine, sağlıklarına zarar veren kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışların bütünüdür. Bayağı geniş bir tanım yapmışlar burada aslında. Tabii burada bazı yerlerde farklı isimlerle kullanılmakta Türkçe'de. Mesela iş yerinde psikolojik taciz, iş yerlerinde psikolojik, burada terör diyorlar da ben terörü doğru bulmuyorum, psikolojik diyelim. İş yerinde psikolojik şiddet, iş yerinde duygusal taciz, moral tacizi, manevi taciz, duygusal şiddet, zorbalık, yıldırma ve iş yerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı terimleri de mobbinge benzer bir şey aslında ifade etmekte. Burada özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde gücü elinde bulunduran kişinin de grubun diğerlerine psikolojik yollardan uzun süreli, bakın bu da çok önemli, buna da ileride değineceğim, neden uzun süreli olması gerektiği, sistematik baskı uygulamasıdır. Üstlerin mobbing alanlarıyla aslanın mobbing alanları farklılık gösterir. İş yerinde şiddet, saldırı, fiili taciz, tehdit, eşya zarar verme gibi suç oluşturan davranışlardan oluşmaktadır. Mesela bunun ilk teoriye kazandıran bu Alman bilim adamı Heinz Lehmann'dır. Burada daha çok demiş ki iş yerlerinde yetişkinler arasında çocuklarınkine benzer bir grup şiddeti gözlemlemiş ve konu hakkında araştırma yapmış. Daha çok duygusal bir saldırı tarzında bunu kategorize etmiş. Ve burada bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle, bakın bu da çok önemli, ahlak dışı ve düşmanca sistematik biçimde uygulanan bir psikolojik tacizdir. Burada Lehmann'ın tanımı. Dolayısıyla bu nasıl gerçekleşebilir dediğimiz zaman duygusal yönden bir taciz söz konusu olabilir. Yıldır kaç, bezdir kaç, iş yeri zorbalığı olabilir. Psikolojik baskılar olabilir, yıldırmalar olabilir. Ve bezdiri tarzında kendini gösterebilir. Peki mobbingi neden uygularlar? İnsanlar en çok bu soruyu soruyor aslında. Neden mobbing uyguluyorlar? Yani bir insanları neden demoralize etsinler? Neden işten soğutsunlar? Neden motivasyonlarını bozsunlar? Bir kere mobbingin bireysel nedenleri var. Birinci grupta birisini bir grup kuralına kabul etmeye zorlamak. Yani belli bir sistem vardır, belli bir kültür vardır. Onların da onun parçasını olması istiyorlar. Eğer değilse mobbing sebebi olabilir. Bazıları düşmanlıktan hoşlanıyor. Bazıları zevk alıyor bundan. Ön yargılarını pekiştirmek isteyen kişiler olabilir. Kurumsal nedenleri çok önemli arkadaşlar. İş yeri içinde istenmeyen bir işinden kurtulmak istendiğinde, iş yeri içinde istenen değişime ayak uydurmayan olduğunda, çalışanların güncel bilgi ve teknolojik değişikliklere ayak uydurmaması durumunda, küçültme politikası nedeniyle artık birilerinin çıkmasını istediğinde, yani istihdamı daraltmaya çalışıyorlar. İş gücünün genç çalışanlardan oluşturması istediğinde, çalışanların kurumun yeni amaçlarını benimsemediklerinde, herhangi bir konuda kurumun başarısının artırılması istendiğinde, iş yerinin yönetim kademelerinde radikal değişiklikler istendiğinde,
Yönetimin iş içindeki alt gruplar arasında güç çekişmesi, yani bir orayı ele geçirmeye çalışan gruplar vardır. Ne olacak? Orada bir mücadele vardır. Bazıları orayı ele geçirmek istiyor. Belli bir grup oluşturuyorlar. Onları pasifize etmek istiyorlar. Ne yapıyorlar? Yıldırmak istiyorlar ya da işte sonuçta. Ve kurumun maliyet bazlı düşünerek daha az maliyeti olan eski personel yerine daha az maliyetli yeni personelle değiştirmek istenmesi durumunda. Böyle bir durumlar var söz konusu arkadaşlar. Şimdi mesela bize de bazen insanlar arıyorlar, soruyorlar, merak edip soranlar var. Mesela ben bir belediye çalışanı kendi durumunu geldi bana anlattı. Dedi böyle bir durum var dedi. Bana böyle bir baskı uyguluyorlar sürekli. Ne yapacağım konusunda kararsızım dedi. Şimdi o belediye çalışanı sonuçta işini düzgün yapan biriydi aslında. Ama temel sıkıntı sürekli üstte bu belediye çalışanında bir mobbing vardı. Şimdi tabii sonradan araştırıldı bu durum. Ortaya çıkan durum da şok ediciydi. Meğer üstteki amir onu kovdurup onun yerine bir akrabasını almak istiyormuş. Bu yüzden adama böyle bir mobbing uyguluyormuş, bir psikolojik baskı uyguluyormuş. Dolayısıyla ne olacak? Bir iş yerinde hedef seçilen bir çalışana asıl maksat gizlenerek, bakın burada bir maksat var değil mi? Orada adamı kovdurup onun yerine başka birisini almak istiyorlar. Bir kişi ya da bir grup tarafından insanın onurluyla bağdaşmayan eylem ve işlemleri sürekli ve sistematik olarak belirli bir süre hukuk ve etik dışı yollarla, bakın hukuk ve etik dışı yollar mağdurların psikolojik, ekonomik ve sosyal statüsünü olumsuzluklar meydana getiren bir durum söz konusu. Fakat eğer bu davranış sürekli olarak yapılırsa kasıtlı tacize dönüşür. Tabii bu biraz hukuki bir boyutu var. Hukukla bu verilenin. Bunun bir kategorizasyonunu yapmış. Az evvel dediğimiz bilim adamı burada 45 tane parametre belirlemiş ve bunları 5 alt faktöre şey yapmış. Yani bir yerde mobbingin meydana geldiğini, nasıl yapıldığını nasıl tespit ederiz diye. Burada da bir gruplar oluşturmuş. Bu gruplara yönelik alt sorular oluşturmuş. Dolayısıyla bir yerde bana mobbing nasıl uygulanıyor ya da nasıl tespit edebiliriz sorusunun içinde bunlara bakılabilir. Mesela ne demiş? Kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkileme. Bu nasıl yapabilirler? Bireyin kurum içinde yöneticilere ve çalışma arkadaşlarına kendisini ifade etmek isterken sürekli olarak engellenmesi. Nasıl yapılabilir? Sözü sürekli kesilebilir. Yüksek sesle azarlanır. Yaptığı işin sürekli eleştirilir. Jestler, bakışlar ve imalarla ilişkileridir. Yani orada bir iletişim kurulmak istenmez. Uzak dur benden diyor. İletişim kurma benden diyor. Bu birinci boyutu, üst boyutu. Diğer bir boyutta sosyal ilişkilere bir saldırı vardı. Bunu nasıl yapılabilir? Yani bunu aslında pasifize etmek istiyorlar. Çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmaz. İş arkadaşları konuşmaz. Meslektaşlarının sizinle konuşması yasaklanır. Konuşursa onlara baskı da var çünkü. Yani konuşmayın demişler. Sizi diğerlerinden ayrılmış bir iş yerine verirler. Pasifize ederler. Kimsenin görmeyeceği, iş görmeyeceğiniz bir yere gönderebilirler. Sanki orada da değilmişsiniz gibi. Sizi takmazlar. Sizi değersiz olup görürler. İkinci parametre itibara yönelik saldırılar arkadaşlar. Burada bireyin küçük düşürülmesi, özgüveninin sarsılması, aşağılanması için yapılan davranışlar vardır. Arkadan kötü konuşulur. İşte bu budur, bu yeteneksizdir. Dedikodular dolaşır. İşte bu bunu yapıyor. Gülüş duruma düşürmek için taktikler yapılır. Ne yapılır? İşte mesela akademide çok yapıyorlar. Çok inanılmaz derecede alakasız dedikodular yayılan insanlar duyuyoruz. Dini siyasi görüş ve milliyetiniz, yani ırkınızla alay edilir, küçümsenir. Özel yaşantılarla alay edilir. İşte bu budur, şu şudur tarzında. Akıl hastasıymış gibi davranılır. Yani bu akıl hastasıdır. Bu da insanlara yayılır. İnsanlar çünkü burada onu ne yapacaklar? Asosyal bir duruma düşürmek istiyorlar. Kişinin yaşam kalitesi ve mesleki itibarına yönelik saldırılar vardır. Bireyin işle ilgili pasif duruma düşürülmesi, işiyle uğraşma çabasını ve gayretini zayıf düşürülmesini amaçlayan davranışlar nedir? Hiçbir özel görevi yoktur. İşler geri alınır, verilen işler. Sahip olduğunuzda daha az yetenek gerektiren işler verilir. İşiniz sürekli değiştirilir. İtibarınızı düşürecek şekilde niteliklerinizin dışındaki işler verilir. Anlamsız iş bitirme zamanı ve aşırı iş yükü verilir. Bu da kişinin yaşam kalitesi ve meslek itibarı başlığı altında yapılmakta. Ve en son parametre ise arkadaşlar kişinin sağlığına doğrudan yapılan saldırılar. Kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığının yıpratılmasını amaçlayan fiziksel taciz davranışlarıdır.
fiziksel olarak ağır işleri yapmaya zorlanabilir. Fiziksel şiddet yapılabilir. Yani burada direkt fiziksel bir şiddet vardır. Gözünüzü korkutmak için hafif şiddet uygulanır. Fiziksel olarak zarar verilebilir. Ve özellikle bayanlarda çok duyduğumuz doğrudan cinsel tacize maruz kalan bayan. Biliyorsunuz iş hayatında bayanların böyle sıkıntıları var. Peki nasıl, bu davranışsal olarak nasıl ortaya çıkar? Telefon, bilgisayar, lamba gibi iş yerinde bulunan kişiye ait eşyalar birdenbire kaybolur, bozulur. Yerine yenileri konulmaz. Çalışma arkadaşıyla aralarındaki çıkan tartışmalar her zamankinden çok daha fazla olmaya başlar. Kişinin sigara kokusu ve dumandan çok rahatsız olduğunu bile bile yandaki masaya çok sigara içen biri yerleştirilir. Kişi başkasının ofisine girdiğinde konuşma hemen kesilir, konu değiştirilir. Ve devam ettiğimizde kişiyle ilgili önemli gelişmeler ve haberlerin dışında bırakılır. Mesela web sayfasında bir şey yayınlanır, onun hakkında bir bilgi olmaz. Bir toplantı olur, bir afiş olur, eklenmez. Kişinin arkasında çeşitli söylentiler çıkarılır, kulaktan kulağa fısıltılar yayılır. Kendisine yetenek ve becerilerin altında, yani uzmanlığın çok işler verilmesi durumunda. Ne demiş? İşe giriş saatlerinde telefon konuşmaları, çay ya da kahve molasında geçirdiği zamanı ayrıntılar ve kontrol edilmekte. Sürekli eleştirilir ve küçümsenmekte. Sürekli yazılı ve soru talepleri olmakta ona yönelik. Uygun olmayan kontrol dışı tepkilerle kışkırtılır. Özel kutlamalar ve diğer sosyal etkinliklere çağrılmaz. Bireyin iş görünüşü ve giyim tarzıyla alay edilir. Bireyin işle ilgili tüm önerileri reddedilir. Kendisinden daha düzeyde, daha çalışanlardan daha düşük ücret alır. Dolayısıyla bunlar gördüğünde artık o iş yerinde bir mobbing olduğunu gösteriyor. Sonraki aşamalarda hani bir mobbing olduğunda neler yapılabilir? Onları da bir de hukuki boyutuna da değineceğim. Mantıksız işlerin verilmesi, yeteneğin eleştirilmesi, mesela bu yeteneksizdir. Birbiriyle çelişkili kurallara itaat ettirilmeye çalışmasını, işte seni kovarız, bizim dediğimizi yapmazsan böyle gizli tehditler, iş güvenliğinin olmadığını belirtmeye çalışırlar. Küçük düşürülürler, başarısız olduğundan az gösterilir, aslında başarılı biridir. Şerefi lekelenebilir, kasten verilen süre içinde bitirilmeyecek görevler verilir, az evvel dediği, bir de izole edilir. Dolayısıyla bunlar orada mobbingin olduğunu gösteriyor. Peki, neleri içermeli bir? Yani bu davranışlar var. Bunun mobbing sayılması için ne olması gerekiyor? Bir kere bu iş yerinde gerçekleşmelidir arkadaşlar. Üstler tarafından aslara uygulanabileceği gibi aslar tarafından da yani iki hiyerarşik var. Bu sistemli olması gerekiyor. Sürekli olması gerekiyor. Kasıtlı yapılmalı. Yıldırma, pasivize etme ve işten uzaklaştırma amacı olmalı. Yani bu adama artık sen çık, onu indirekt olarak göstermeye çalışmaları. Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda ve sağlığında zarar ortaya çıkmalı. Yani sağlığı bozulmaya başlamalı, psikolojisi bozulmaya başlamalı. Ve kişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışları gizli ve açık olabilir demiş. Mağdurun kendisini savunmayacak durumda olması gerekir. Dolayısıyla bunlar da olduğunda artık bir mobbing için unsurlar da mevcut olduğunu gösterir burada. Bir çok önemli bir şey var. Mesela ben ders anlatırken de en ufak şeyde hocam işte sınavlara çalış dediğin zaman öğrenci hocam bize niye mobbing uyguluyorsunuz? Biz şimdi mobbing nedir arkadaşlar? Sistemli olması lazım ve en önemlisi de haftada en az bir kez ve en az 6 ay boyunca sürmesi gerekiyor. Yani belli bir sürenin de olması gerekiyor bunun mobbing olarak kategorize edilebilmesi için. Peki mesela psikolojik taciz olmayan durumlar var bu iş yerlerinde. Ne demiş? İş yerlerinde psikolojik taciz olgusu bazı durumlarda diğer olumsuz davranışlarla karşılaştırılabilmektedir. Ancak bunlar psikolojik değildir demiş. Mesela farklı hukuki nitelik ve sonuçlar içerisinde fiziksel şiddet, cinsel taciz veya hakaret niteliği, bunların hukuktaki karşılığı farklı arkadaşlar. Biliyorsunuz fiziksel şiddet ve cinsel tacizin de belli yasalar çerçevesinde yasaklanmış, uygulaması sert yaptırımları var bunlara yönelik. Tek seferlik ya da birden çok tekrarlanan sa bile strese veya doğal iş yoğunluğuna bağlanabilecek süreklilik arz etmeyen olumsuz tutum da bu kategorize gidiyor. Tartışmalar ve çekişmeler yani bu sürekli değil, sürekli olmaması bunu engelliyor. İş yeri dışında gerçekleşen tutum ve davranışlar ile benzeri uyuşmazlıklar iş yerinde psikolojik taciz olarak değerlendirilmez.
Dolayısıyla burada psikolojik taciz gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru olabilir. Yani aslar bunlar çalışanlara, aslara uygu. Aslar yani dikey dediğimiz bir mobbing olabilir. Yöneticiler burada çalışanlara uyguluyor. Bir de hep karıştırılan bir durum var. Sadece yöneticiler mi mobbing uyguluyor? Hayır. Bazen çalışanlar da yani aşağıdan yukarıya doğru yöneticiye yönelik mobbingleri oluyor. Hani bu yapılan şeyleri onlar da ona uyguluyorlar. Bir de kendi aralarında oluyor. Mesela aynı statüdeki çalışanlar arasında mobbing var. Böyle üç tane türü var arkadaşlar. Yapılış tarzına baktığımız zaman mesela burada bir örnek gösterilmiş. Bunu internetten aldım. Mesela genel müdür kimi uyguluyor? Genel müdür yardımcısına. O da insan kaynakları departmanı müdürüne uygulayabilir. Aynı bölümde halkla ilişkilere olan kişiler birbirlerine uygulayabilir. Veya reklam departmandakiler genel müdüre ve onlar da genel müdür yardımcısına onlar da genel müdürü uygulayabilir. Aynı şekilde genel müdürler arasında da genel müdür yardımcıları arasında da bir mobbing söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle türleri var bilimsel açıdan. Peki mobbing uygulanırken sadece o iki taraf arasında olmakta mıdır? Hayır. Bazen ne oluyor? Mobbing aktörleri dediğimiz izleyiciler de buna müdahil oluyor. Zaten mobbing kurbanları var. Bir de mobbing uygulayanlar var. Bu burada aktörler diyebileceğimiz mobbing kişileridir. Yapılan çalışmalarda arkadaşlar bu mobbing uygulayanlara yönelik bir literatürler yapılmış, araştırmalar yapmış. Bu mobbing uygulayan kişiler nasıl insanlar diye. Genel özellikleri narsist, yani ne ola ben merkezli olan kişiler. Böyle şiddet meyli olan, hiddetli olanlar. İkiyüzlü dediğimiz mobbingçiler de var. Mesela sana aslında mobbing uyguluyor gibi gözükmez ama aslında mobbingi destekleyen kişidir. Ya da iyi gözüküyor ama aslında arkadan mobbing yapıyor. Sürekli eleştiren mobbingçiler var. Megaloman, yani kendini büyük gören, o büyüklüğü hissiyatını vermediği zaman uygulayan megaloman mobbingçiler var. Bir de hayal kırıklığına uğramış mobbingçiler var. Bu hayal kırıklığına uğramış kişiler de muhtemelen daha önceki hayatlarında mobbinge uğramışlar. Şimdi bu aynı davranışı başkalarına uyguluyorlar. Ben buna kendim de şahit oldum. Yani ben dedim ki, yani birisi mobbing uyguluyordu çalışanlara. Dedim siz niye mobbing uyguluyorsunuz? İşte dedi ki bana da zamanda uyguladılar. Tabii bu doğru bir şey değil. Bu kişilerin özellikleri neler arkadaşlar? Korkak ve nevrotiktirler. Aşırı denetleyici. Daima güçlü olma isteği, yani orada iktidarda açlığı vardır. O koltuğu koruma isteği vardır. Kötü niyetli ve hileli eylemlere başvurmaktan çekinmeyen, düşmanlıktan hoşlanan, antipatik özellikler taşıyan, can sıkıntısı içinde zevk arayışı olan, orada sıkılıyor, onlarla mobbing uygulamaktan haz alıyor, ben merkezli ve narsist olan veya çocukluk travması olan kişiler de genelde bu özellikleri gösteriyorlar. Dolayısıyla tacizcilerin dediğimiz, yani bu mobbingçilerin özelliklerini belirlemeye yönelik yapılan araştırmalarda bunların güvensiz, kuşkucu, kinci, öfkeli ve kıskanç bir kişilik yapısına sahip olduğu tespit edilmiş. Mobbing uygulayanlar sahip oldukları konumu kaybetmek istemiyorlar arkadaşlar. Kendilerine değil diğerlerinin başarılı olması, iş arkadaşlarını kıskanıyorlar. Amirini gözebilmek için başkalarına mobbing uygulayabilmektedirler. Ve karşıdaki insanların zaaflarından faydalanıyorlar. Bundan zevk alıyorlar. Çünkü baskı altına aldıkları kişi mobbingin etkisiyle kendini savunamaz, işe yaramaz hale gelir ve sağlığı bozulmaya başlar. Bu da zaten kişinin daha çok hata yapmasına, kendi ve başkalarına zarar vermesine yol açar. Ki tacizcinin de istediği budur. Yani siz o mobbinge uğrayan kişi aslında psikolojisi bozulursa veya burada bunu gösterirse aslında adam ne yapacak? Daha da saldıracak bu durumda. Çünkü asıl hedefi zaten psikolojik olarak yıpratmak ve nihayetinde artık hedefi neyse onu yapmaya çalışmak. Yani belki işten çıkmasını istiyor. Peki kimlere mobbing uygulanır arkadaşlar? Genelde yalnız kişilere uygulanır. Yani o firmada olsun, o kurumda olan savunmasız, sosyalleşme konusunda başarısız ve özgüvensiz kişiler yeni gelen kişilere uygulanabiliyor. Acayip kişiler, mesela nedir bu acayip kişiler? Farklı ve dikkati çeken kişidir. Mağdurların ya da kurbanların bazı farklı özelliklerinin olması, diğer çalışma arkadaşları sorun yaşamasına neden olabilmek. Mesela iş yerinde cinsiyetten dolayı, ırkından dolayı, dininden dolayı, dış görünüşünden dolayı, eğitim düzeyinden dolayı farklılıkları vardır. Ve bu sahip olduğu özelliklerinden dolayı aslında bir kıskançlık var.
Başarılı bir kişi ise bu başarılı kişiyi de eğer o kişi çok başarılı biri ise bu diğerleri için güçlü bir rakip olması söz konusudur. Dolayısıyla bu da bir mağdur olabilir. Genelde mobbinge uğrayan kişilerin özellikleri hoş, kibar insanlardır. Bunlar hedef seçilir. Çünkü bu insanların daha az direnci var. Savunmasız insanlar, çünkü bu insanlar mobbinge uğrayanlara daha az misilleme yapar. Tepki vermezler. En iyi ve parlak bireyler mobbinge uygulamaları arasındadır demiş. Yetersizlik hissine sahip mobbinge uygulayanlar bu başarılı bireylere karşı yavaş ve sessizce zarar verirler. Genelde mobbing kurbanların literatürden aldığımız sonuçlara göre mobbinge uğrayan kişilerin özellikleri neler peki? Hani yapanların özelliklerini söyledik. Peki kimler mobbinge maruz kalıyor? Genelde zeki, yetenekli ve yaratıcılık gösteren, farklı görüşlere alternatif yaklaşımlar gösteren, başarıyı amaçlayan, dürüst, güvenilir, iş yeri politik davranmayan, destekleyici iletişim tarzını kullanan, işlerini benimseyerek ve severek yapan, meslek ahlakı ve ilkelerine uyan, işini çok iyi hatta mükemmel yapan, ilişkileri olumlu olan ve çevresinden sevilen, çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam olan ve bunlardan ödün vermeyen, dürüst, kuruma sadık, bağımsız ve yaratıcı, uygulayıcıların yeteneklerinin üstün özelliklere sahipse. Şimdi mobbing izleyicileri arkadaşlar, bir de biliyorsunuz çalışma arkadaşları olur, orada başka çalışanlar olur. Mobbing sürecinde bunlar da rol alırlar. Dolayısıyla doğrudan mesela ne yapıyor? Doğrudan doğruya karışmayan, ancak bir şekilde süreci algılayan, yansımalarını yaşayan, bazen de sürece katılan kişiler var. Bu izleyici dediğimiz diplomatik olan kişiler var burada. Hani iki tarafla da ilişki kuran, aslında belki bir tarafı. Yardakçı, eğer yöneticiyse bunu uygulayan varsa onun yardımcısıdır, yardakçısı da vardır. Fazla ilgi, fazla bazıları çok meraklıdır, kime ne yapıldı, böyle karışmak tarzında dinleyen, kulak kabartanlar var. Hiçbir şeye karışmayan bir izleyici var. Tamam, bu ona uygulanıyor, sessiz, bir şeye karışmıyor, izliyor, süreci de görüyor. Ve de iki yüzlü yılan izleyici var. Burada da ne yapıyor adam? İzliyor. Bazen karşı gibi gözüküyor ama aslında destekliyorum mobbingçiyi. Burada bir ikiyüzlülük var. İşte yüzüne karşı arkadaş gibi gözüküyor ama aslında arkadan süreci destekliyor. Yani ikiyüzlü bir yılan izleyici tipi var burada. Peki iş sağlığı güvenliğinde nasıl bir durum var arkadaşlar? Bu psikososyal bir risk etmenidir. Danimarka'da mesela arkadaşlar katılımcıların %8.3'ü son bir yılda psikolojik yıldırmaya maruz kalmış Danimarka'da. Bosna'da arkadaşlar doktorların %76'sı buna maruz kalmış. İspanya'da sebze meyve sektöründe %28'i. Almanya'da bu çok iyi bir enstitü arkadaşlar. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü. Hayatı boyunca, çalışma yaşamları boyunca çalışanların %11.3'ü. Bakın Almanya gibi bir yerde bile mobbing var. Yani isterseniz Amerika'ya bile gidin. Zaten bu literatür de onlardan geldi. Yani mobbing İngilizce bir terim biliyorsunuz. Bir de ne demiş? Kadınlar erkeklerden %75 fazla risk altındadır. Bakın Almanya'da kadınlar güçlüdür. Çünkü bir sürü yönetici pozisyonda kadın vardır. Buna rağmen hala kadınlar mobbinge maruz kalıyor iş hayatında. Peki Türkiye'de bakalım. Mesela ülkemizde mobbing konusunda yapılan çalışmalarda tıp, banka, sigorta çalışanları, satış elemanları, teknik elemanlar yüksek mobbing riski taşıyan meslekler olduğunu göstermiş. Ve mobbing sıklığı tabii meslekten mesleğe değişiyor. Geniş bir alan, geniş bir skala oluşmuş durumda. %25 ile %90 arasında bir oran ortaya çıkmış bu yapılan çalışmada. Peki bu iş sağlığı güveninden neleri, maliyetleri nelerdir ona baktığımız zaman, mesela psikolojik maliyetler nedir? Sonuçlara baktığımız zaman stres, ruhsal çöküntü, işten uzak kalma nedeniyle işe yaramama hissi, aile bireylerine yük olma düşüncesi, kendi güçsüz ve çaresiz hissetme, yalnız kalma hissi, belki de daha kötü bir durum, intihara kadar gidebilecek bir süreç söz konusu. Ekonomik maliyetlerine baktığımız zaman tedavi masrafları, işi bırakmadan dolayı gelir kaybı, hukuki masraflar, dava açacak ve iş kazası, eğer iş kazası meydana gelirse böyle bir psikolojik maliyetlerin de mobbing sonucu ne olur? Mağdurun ruhsal çöküşü nedeniyle yaşanan ayrılıklar olur. Çocukların ruhsal rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Aile bireylerin psikolojik rahatsızlıkları olur.
Tabii burada da aynı aile de psikolog. Çünkü bir birey sadece kendisi etkilenmiyor, ailesi de etkileniyor değil mi? Çocukları var. Onlar da sürekli bunun bir parçası oluyorlar. İş yerinde huzursuzluk yaşar. Çalışanların işletmeye güvensizliği artar. İşverene karşı tepkilerin oldu. Peki bunların zararları neler arkadaşlar? Verim düşer, üretim kayıpları, iş kalitesi düşer. Hukuki süreçler, belki makine ve ham maddede zaman kaybı gibi masraflar oluşur. Tedavi masrafları, işten ayrılmalar gibi ekonomik maliyetleri olur bu durumda. Bireylerin eğer devlet açısından baktığımızda maliyetlere baktığımız zaman bireylerin devlette bir güvensizliği olur eğer bir şey yapılmazsa. Toplumda kaos ortamı oluşur ve devletin varlığı gereksiz olduğuna inanılır. Peki bunun zararları ne olur? Toplumsal tepki ve nedeniyle işlere ara verilmesi, erken emeklilik istenebilir. Prim ve vergi kayıpları olur. Kaynakların insan iyi bir kaynak. İnsan aynı şekilde bunların israfı söz konusu. Tedavi masrafları sonuçta bu da sigortayla karşılanıyor. Böyle çok zararları olan aslında bir şey. Peki en çok mobbing'i başvurusu yapan kamu kurumları nelerdir? Biliyorsun bu Alo 170 diye bir yer var. Türkiye'de en çok hastanelerden başvuru olmuş. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler 3. sırada. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Adalet, Enerji, Bankalar ve diğerleri. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda mobbingin en çok uygulandığı aslında hastalarla olsun hastanelerde ciddi bir mobbing olduğunu gösteriyor. Ve şikayet konularında ilk sırayı %20 ile istifaya zorlama. Yani bu şikayeti yapan kişiler bunlar istifaya zorlanmış, işi bırak diye. %14'ü ile hakaret yapılmış. %14-17'sinde kötü muameleye maruz kalmış. Görev yeri değiştirilmiş %11.7. %11.30 ile ayrımcılık. %9'u tacize, sözlü tacize maruz kalmış. %6'sı tutanak tutulmuş. Bu biliyorsunuz çalışma ortamında tutanaklar tutuluyor. %6'sını yasal hakları kullanmamış. %3.13'ü iftiraya maruz kalmış. %1.67'si cinsel tacize maruz kalmış. Ve %1.67'si de fiziksel şiddet almış. Bu resmi başvurular arkadaşlar. Bu yapılan başvuruların değerlendirmesinde. Peki şikayet edilenler kimlermiş arkadaşlar? %86.72 ile amirler en çok şikayet edilmiş. %6.7 ile amir ve iş arkadaşları şikayet edilmiş. %6.41 ile iş arkadaşları. Bakın iş arkadaşları da ciddi bir mobbing uygulayıcısı. Ve %6'ı takip etmiş demiş. Dolayısıyla burada böyle bir durum var. Dünyaya baktığımız zaman arkadaşlar en çok mobbing çeşitleri diye baktığımız zaman olmayan hataları çıkarma %16 ile %9 ile ters bakış, %16 toplantıda aşağılama, %14'ü tecrit etme, %6 duygu ve ruh halinde iniş ve çıkışlar, %13'ü kendisinin bile uymadığı saçma katı kurallar koyma, %9'u başarılı işleri açıkça yok sayma ve %5'i sert eleştirme tarzında gösterilmiş bu durumda. Peki bu yapılanlar nasıl sonuçlanmış diye. Arkadaşlar işte mobbingin en şey tarafı bu. Bakın %27 çalışan istifa etmiş. Artık mücadele edememiş orada dünyada. %25'i bilmezden gelip işe devam etmiş. %18'i işten çıkarılmış arkadaşlar. %17 ise durumu üst yönetim ya da insan kaynakları yetkililerine iletmiş. Yani kurumsal bir yaklaşıma başvurmuş. Geri kalan küçük bir oran ise farklı sonuçlara ulaşmış. Örneğin üst yönetimle konuşup değişiklik olmayınca istifa edenler, durumuyla amiriyle paylaşanlar ya da belki yer değişikliği yapanlar. Bu dünyada böyle arkadaşlar. Peki yetkileri nelerdir arkadaşlar? Hani az evvel değindik ya, bu psikolojik tacizlerin ne dedik? Travmalara, ruhsal çöküntülere sebep olduğu bilinmekte. Dolayısıyla mobbing mağdurlarına ilişkin sonuçlarda arkadaşlar ağlama nöbetleri, gerginlik ve öfke, kalıcı uyku bozuklukları, aşırı kilo alma ve verme, alkol, ilaç kullanma, işe geç kalma, hastalık izinleri alma, depresyon, panik ataklar gibi ruhsal sıkıntılar gözükebiliyor. Çünkü sürekli ne yapıyor? Bir baskı altında, bir taciz altında ve bunu artık vücut sürekli stres altında olduğu için hastalıklara dönüşmeye başlamış. Bu kurumsal nedenleri olabilir arkadaşlar. Mobbingin en önemli kurumsal nedeni yönetim yetersizliği arkadaşlar. Akılcı ve insan kaynağına değer vermeyen yönetimlerde bu çok gözüküyormuş. Yani çok gözüküyor. Ve
Genellikle yönetim zaafı olan ya da karlılığı, verimliliği ve disiplini en önceki değer olarak görmeyen, ekip çalışmasının yapılmadığı, iletişim kanallarının örtbas edildiği, günah keçisi anlayışının bulunduğu kurumlarda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında mobbingde ciddi bir yöneticilerin çok önemli bir rolü var. Yani liderlik burada çok önemli. Burada bu kötü yönetimin özellikleri ne olabilir? Çok hiyerarşiktir. İnsan kaynaklarına yapılan harcamaların azaltılması, amaçların ve iş tanımlarının net olmayışı, rol çatışmalarının olduğu, monoton ve yoğun iş saatlerinin olduğu, işin aşırı stres içermesi, iş tatminsizliği, etik olmayan davranışlar, aşırı rekabet, çalışanlara haksız ve ayrımcı yaklaşımlar gibi böyle kötü yönetim özellikleri var burada. Şimdi burada bir de hukuki boyutuna geldik. Yani sonuçta bir mobbing var ortada. Ve arkadaşlar bu mobbingde şu anda bir sürü dava açılmış durumda. İleride size linkleri de vereceğim. Mesela burada 50 bin TL'lik ne demiş? Bıktırma, yıldırma, önceliğe yönelik eylem ve işlemler nedeniyle uğradığı ileri sürülen 50 bin TL'lik manevi zararın dava tarihine itibaren işleyerek yasal faiziyle istemiyle davacı açılan davada işte bu ilde yapılan Erzurum Valiliği İnsan Hakları Kurulu'nca yapılan inceleme sonucunda böyle bir sürü dava var. Şimdi mesela arkadaşlar ben size bir örnek olay vereyim. Burada gerçekleşmiş bir olay. Üniversitede gerçekleşmiş. Sonuçta hani bu davalar açılıyor ve kazanıyorlar. Bakın sonuçta bir mobbing yapılırsa bunun hukuki cezaları var ve bu yapan kişiler tazminat taleplerinde bulunabiliyorlar. Gerekirse devlet kurumları ise bu amirlerin değişikliklerine de sonuçlanabiliyor. Böyle vakalar da var. Mesela ne yapmış? Ben size örnek vereyim. Dekan kadın çalışana sürekli böyle bir psikolojik baskı, markaj uygulamış. İşte toplantılara gitmesine izin vermemiş. Sürekli artık sebepleri neyse kadın da artık davasını açmış. Amiri değiştirdiler mesela. Bir de tazminat da kazandı kadın. Şimdi mesela bir tanesini söyleyeyim. Burada bir fakültede, bu gerçekleşmiş bir olay, fakültede bir tane çalışan var. Bu üniversite, orada dekanla sürekli bunu çağırıyorlar. Yani bu özelliklerine dokun. Dekanla arası iyi. Bu dekanla arası iyi olduğu için bu çalışma arkadaşları sürekli bu adamı kıskanmaya başlamışlar. Daha sonraki süreçte bu dekanla sürecini devam etmiş. Tabii rektör ve dekan değişince sonraki süreçte ne yapıyor bu kişiler? Buna yeni dekana bunu şikayet ediyorlar. Sürekli böyle mobbing, iftira tarzı söylemler yayıyorlar. Ve nihayetinde bu kişiyi diğer yeni gelen dekanı ikna ediyorlar ve bu kişiyi başka bir göreve aktarıyorlar. Başka bir görevden depoya aktarıyorlar. Depoda çay servisi alamıyor, bilgisayar alamıyor, sürekli oturuyor. Ve adamın psikolojisi bozuluyor. Tabii ki bu boşanması da aile peşinden de boşanıyor. Daha sonraki süreçte psikolojisi bozuldukça bu dekanın isteğiyle emekli oluyor. Bakın bu gerçekleşmiş bir olay. Üniversitede gerçekleşmiş bir olay. İsteyenler olursa bunların linklerini atabilirim. Başka bir olayda gene bölüm başkanı değişiyor, dekan değişiyor. Bu yeni gelen dekan, artık üniversitenin ismi yok. Oradaki hocalar ve araştırma görevlileriyle çalışmak istemiyor. Kendilerine başka üniversite bulmalarını istiyor. Gidenler oluyor, gitmeyenlere mobbing uyguluyor sürekli. Bağırmalar, hakaret etmeler, işte öğrenciler arasında alay etmeler. Bu tarz devam ediyor. Artık sonuç alamayacağını bilen bir akademik arkadaş bu da kendi hikayesini anlatmış. Bu ne yapıyor? İstifa ediyor. Başka bir üniversitede iş buluyor ve şu anda bir üniversitede doçent olmuş durumda. Fakat bu mobbinge direnmeye çalışanlar, iş yerinde kalanların da çoğunun psikolojisi bozulmuş. Peki iş yerinde ya da insanlar mobbingle nasıl mücadele eder? Tamam böyle bir niyet var. Burada en önemli şey bence mobbingin ne olduğunu bilmek. Hani farkındalık dediğimiz olay yani. İnsanları mobbing hakkında eğitmek. Şimdi mesela ben mobbinge uğradığım zaman ben mobbingin ne olduğunu bilmiyorum yani. İlk iş hayatına başladığımda İnsanlar bakıyorum bana mobbing uyguluyorlar, gülüyorlar bana. Ya diyorum kendi kendime böyle ya bir insan nasıl böyle yapar? İşte bunu bildiğiniz zaman yani bu mobbing literatürünü, amacını bildiğiniz zaman bu farkındalığa sahip olduğunuz zaman aslında düşmanın ne yapmak istediğini biliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. O zaman biraz psikolojik olarak biraz daha anlamlandırma söz konusu olur. Dolayısıyla bu tür durumlarda mobbingin ne olduğu anlatılmalı.
insanlara bilinçlendirme yapılmalı, duyarlılık sağlanmalı. Bireyin bilinmezin ve çaresizliğin karşısında duyduğu korku ve endişeyle kendi içinde tek başına mücadele etmesi çok güçtür arkadaşlar. İnsanlar bir olguyu tanımayı öğrendikleri takdirde önceden yaşamış oldukları veya şu anda yaşadıkları deneyimi çok daha gerçekçi bir bakışla değerlendirebilir. Dolayısıyla farkındalık gerçekçi bakmanızı sağlar. Ayrıca bu olgunun yarattığı zararlardan kaynaklanan korkunun da şiddeti de karşılan şeyin de ne olduğu bilindiği takdirde azalacaktır. Yani artık bunun bildiğiniz zaman sizin üzerinizde oluşturduğu psikolojik korku o şey azalacaktır. Ve mobbing peki nasıl ispatlayacağız? Yani tamam insanlar mobbinge uğruyor, böyle kötü insanlar var. Ne yapılabilir yani? Nasıl bir önlem alınabilir? Veya tamam 6 aydır bir adam çekiliyor, bir yönetici. Bunu nasıl ispatlayabiliriz? Soruları en çok gelen sorular. Ne demiş? Mümkünse bu tür bir görüşmelere giderken iş arkadaşlarınızdan birisi ya da çalışma arkadaşlarınızdan birisi ileride size burada şahit olacak birisi yanınızda bulunsun. Yani eğer orada yönetici size bağırıyorsa bir iki üç kişi de görsün. Çünkü şahit lazım. İleride dava açılacaksa şahitler iş görür. Psikolojik destek alın. Eğer baktınız psikolojiniz bozuluyorsa gidin destek alın diyor. Hatta bunu diyor ki raporlayın. Bunu tarihleri, şeyleri belirtin. Dinlenme raporları, ilaçlar bunları da alın. Davanızı da kendinize ekleyin diyor. Bu da delildir. Mesela ben size dedim az evvel bir tane kadın işte üniversitede çalışıyor. Burada ne yapıyor? Sürekli psikolojik tacize maruz kalıyor. Konferansa gitmek istiyor. Konferans izni iptal ediyor. İzin almak istiyor. İzni iptal ediyor. Bunların da dosyaya eklenebilir. Çünkü bunlar da delildir. Yani kadın devletin ona vermiş olduğu hakkı değerlendirmiyor. İzne gidemiyor. Bu da delildir. İşte bazıları diyor ki işte gizli video çekelim diyorlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz o da biraz şeydi. Bazı yerlerde işte delil yerine geçmez. Bazı yerlerde delil yerine geçer diyorlar. Bazı yerlerde işte mesela kişilerin işte yaşam bütünlüğünü tehlikeye düşüren sebeplerden dolayı kişi bunu ispatlamakta zorlandığında bazı yerlerde o da delil olarak kullanılabiliyor. Dolayısıyla burada o da biraz tamam doğrudan delil değil de artık diğer bir kanunlarla birleştirildiğinde delil olmaya başladı. Ama dediğim gibi burada bir söylemedik, sadece duyduklarımızı söylüyoruz. Yani başka kanun maddeleriyle birleştirip onu da delil olarak sunulabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki bireysel olarak nasıl mücadele edilir arkadaşlar? Ne demiş? Kişi süreci özellikle içinde bulunduğu durumu değerlendirecek. Şimdi mesela ben bir tane bayan örneğini vereyim. Beni aradı. Burada durumunu anlattı. İşte burada yönetici ona sürekli mobbing uyguluyor. Mesela bayan sürekli ona yaptığı işleri sürekli işte işe yaramamış. Hakaret tarzında işe yaramıyorsun diye. Sürekli bu kadının işlerini ters çeviriyordu bu adam. Şimdi ben de biraz mobbingle araştırdığımı bildiği için bir de beni tanıyordu. Ne yapayım dedi hocam. Ben dedim ki yani kadın da zayıf bir kadındı. Hakikaten böyle duygusal bir kadındı. Yeni işe başlamıştı, o da bir 2-3 yıl olmuştu. Dedim ki size önerebileceğim şey nakil isteyin dedim. Yani bu adamla mücadele edemezsiniz. Bu adamın niyeti bozuk. Zaten ahlaksız bir insan dedim. Bu arkadaş devlet kurumunda çalışıyor. Yer değişikliği talebinde bulundu. Bu adamdan kurtuldu. Dolayısıyla içinde bulunduğu durumun bir değerlendirilmesi yapılır. Ne yapabilirim? Şimdi gidip de çok güçlü bir adama karşı diklenemezsin. Ya adam sonuçta yönetici ve onun bir sürü destekçisi var. Dolayısıyla burada nakil işi çözdü. O durum o şekilde kurtardı kendini. Başka mesela var artık mesela gene arayanlar var. Şöyle aradılar işte artık böyle çaresiz kalmış, hayatını bağlamış, sürekli işten kovulma korkusu yaşayan bir adam beni aradı. Mesela orada da artık onda tamamen psikolojisi bozulmuştu. O arada mesela üstlerine karşı şiddet eylemi göstermeye karar vermişti. Ben şiddet eyleminin doğru bir karar olmayacağını söyledim ona. Çünkü sonuçta eğer şiddet uygulanırsa sonuçta bunda bir hukuki boyutu olacak. Yani tamam hamis seni senin iş projeni sonuçlandırmıyor. Belki de kovulacaksın bu yüzden. Ama dedim senin yaptığın şey uygun değil dedim. Sonraki süreci bilmiyorum ama benim oradaki önerim yani mobbinge uğrayanın şiddete başvurmaması yönünde. Ben tavsiyem bu hukuki olarak başvurun. Gerçekten Türkiye'de yönetmelikler çıkmaya başladı. Hem Çalışma Bakanlığı olsun hem Türkiye Anayasası'nda buna şey yapacak yerler var.
İnanılmaz bir mobbing vardı arkadaşlar. Ben mesela 2010'ları söyleyeyim, 2010'ları sonrasında ben bir sürü insanın mobbinge uğradığını böyle dinliyordum. Kendi arkadaşlarımdan duydum, beni arayan arkadaşlardan duydum, yazanlar vardı. Dolayısıyla şu anda birazcık sanki bu yapılan yasalar, açılan davalar biraz bazı kişilerin gözünü korkutmuş durumda. Ama yok mu desen devam ediyor. Bu sonuçta sıfırlanmış değil, hala yüksek oranlarda var. Ne yapılabilir? Sakin olunmalı. Eğer üst yönetiminin objektif olduğu biliniyorsa ona bildirin, yardım isteyin. Aslar tarafından uygulanıyorsa, iş arkadaşları tarafından. Eğer size kanıtlayacak bilginiz varsa, mesaj, size gelen mesajlar, notlar, e-postalar varsa bunları saklayın. Bunları ileride kullanabilirsiniz. Size hakaretler varsa. Mesela WhatsApp'tan adam hakaret ediyor değil mi? Sürekli hakaret ediyor. Bu da bir delildir. Günlük tutun, yazın her gün ne yapılıyor? Nasıl bir mobbing uyguluyor? Şahit olanları arkadaşlarınızla görüşün. Şahit olarak onları gözünüzde belirleyin ileride dava açılacaksa. Sendikalar var arkadaşlar. Bu da güzel bir uygulama. Gerçekten sendika oluşumları da çok oldu. Bunlara üye oluyorlar ve bu sendikalar bu arkadaşların haklarını savunuyorlar. Hatta avukat dahi buluyorlar. Mesela benim haberim yoktu. Benim o ilk çalıştığım iş yerinde bana mobbing ayarlamış. Bunlar kendileri öğrenmişler. Beni aradılar. Biz size avukat desteği vermek istiyoruz. Sizin kurumunuzda mobbinge uğradığınızı öğrendik dediler. Tabii ben de oradan sonra iş yerimi değiştirdim. Başka bir yere gittim. Gerek görmedim. Ama gerçekten sendikaların bu yönden destekleri var. Bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iletişim merkezi var arkadaşlar. Çok 170. Bu da aranabilir. Direkt şikayet yapılabilir. Talepte bulunabilir. Önerilerde bulunabilir. Gerekirse tıbbi ve hukuki destek almalı. Kişi iş yerinde çözemediği takdirde bunu yargıya taşıyabilir. Dava açılabilir. Dolayısıyla bizim önereceklerimiz bunlar mücadele konusunda. Tabii kurumun da yapması gerekenler var. Hani kurumlarda mobbing biliyorsunuz bir psikolojik risk etmeni. Artık risk analizlerinde mesela ben görüyorum sahalarda mobbing yazıyorlar işte psikososyolojik risk etmeni diye. Bunu direkt risk analizlerinde geçiyor arkadaşlar. Mesela kurumda mobbing yapıldığına yönelik şikayetler olursa bu iş sağlığı güvenliği uzmanları ne yapıyor? Psikososyal risk etmeni altında bir mobbing satırı oluşturuyorlar. Ve orada eğer mobbing şikayetleri varsa o kırmızı renge giriyor. Yani sonuçta sıklık artıyor. Artık yapılacak risk analizine bağlı. Dolayısıyla bu iş sağlığı güveninin bir konusu arkadaşlar. Yani ben her zaman diyorum sadece gidip de iş sağlığı güvenliği bu risk değerlendirmeleri kağıt üzerinde yapmayın gibi işçilerle konuşun. Burada bir mobbing var mı? Psikolojik bir risk etmeni var mı? Bunları öğrenmek için işçilerle konuşmak lazım. Bazen çıkıyor, anlatıyor adam. Diyor ki bu iş yerinde bana mobbing uyguluyor diyor. Mesela böyle böyle kişiler var bana. Bunu yazın, imzalayın, işverene verin. Artık zaten siz yaptıktan sonra işverenin onu engellemesi gerekiyor. Bu risk analizlerinde başka ne demiş arkadaşlar? Mesela eğitim ve bilgilendirmeler yapılmalı iş yerlerinde. Psikolojik taciz olayının incelenmesi için belki kurullar oluşturulabilir. Disiplin cezaları oluşturulabilir eğer yapanlar varsa. Amirlerin yerlerini değiştirilebilir. Bu şikayetler varsa bunlar dikkate alınmalı. Bu şikayetler gizli yapılmalı ve gösterilmemeli. Yani gizlilik esasına göre bu soruşturmalar yapılmalı. Ve gerekirse bu sözleşmeler yapıyorlar. Bu işte sözleşmelere mobbing uygulamaması yönünde satırlar eklenebilir değil mi? Sonuçta bu bir fesih sebebi olabilir sonraki süreçlerde. Hukuksal boyutuna baktığımız zaman arkadaşlar mesela İskandinav ülkelerinde mobbing doğrudan bir suç olarak yasalarda yer almış. Bu ülke arasında mobbing konusunda en büyük ilerlemeler İsveç kaydetmiş ve 1994 yılında İş sağlığı güvenliği, iş sağlığı yasasıyla bir suç olarak tanımlanmış. Bu çok güzel bir şey. Finlandiya'da arkadaşlar bu da iş sağlığı güvenliği yasasına girmiş. Fiziksel şiddetin yanında psikolojik şiddeti dahil etmişler 2000 yılında. Danimarka'da 2004 yılında hazırlanan yasa tasarısında psikolojik taciz sonucunda ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklara ilişkin önlemler eklenmiş Danimarka'da. Almanya'da arkadaşlar toplu mobbing olgusuna yasal düzenleme tanımasında sendikaların çalışmaları etkili olmuş. Ve burada da mesela toplu sözleşmelerde mobbingin toplu sözleşmenin ihlali olduğuna dair maddeler eklenmiş bu sözleşmelerde. Almanya'da mobbing kurbanı erken emeklilik isteyebilmiş. Böyle bir hak vermişler ona. Fransa'da psikolojik taciz adli bir suçtur arkadaşlar ve cezası 1 yıl hapis ve 1500 euro'dur. 15 bin euro pardon. Bu da iyi bir uygulama.
İtalya'da bölgesel olarak mobbing karşıtı yasalar yürürlüğe girmiş ve psikolojik şiddet dolayısıyla ortaya çıkan rastlıklar iş kazası kapsamına alınmıştır. Aslında mobbing tamamen bir iş sağlığı güvenliğine girmiş durumda. Ve Türkiye'de arkadaşlar şimdi hukukta mobbing dediğimiz zaman mesela Türkiye'de de bir sürü yasada mobbingi direkt olmayarak da indirekt olarak mesela 52-37 yasada da ayrımcılık yasası var. Bu mobbingle alakalı. Kanunun 125. maddesinde şerefe karşı suçlar arası var. Bu da mobbingle alakalı bir kanun maddesi Türkiye'de. Ve diğer maddeler var. Mesela eziyet, cinsel istismar, tehdit, şantaj gibi maddeler var mobbingle alakalı Türkiye'deki yasada. İşçiler mesela haklı nedenlerden dolayı fesih hakkı vermiş kanun Türkiye'de. Burada mesela 48-57 sayılı iş kanununa doğrudan düzenleme içermeyen mobbinge ilişkin bir hüküm eklenmiş Türkiye'de. Burada da işçinin kimliğinin korunması, madde başlığı altında işveren hizmet ilişkisini, işçinin kişiliğini korumak, saygı göstermek, iş yerinde dürüstlük ilkesine uygun düzenini sağlamak, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları, uğrayanların daha fazla zarar görmemeleri için işvereni yükümlü kılmış burada Türkiye'de yasa. Dolayısıyla burada da yeterli yasalar var. Bir de Türkiye'de 94. madde var arkadaşlar. Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama ve irade yeteneğini etkilemesine, aşağılamasına yol açacak davranışlar gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası hükmü olunur. Bayağı ağır bir yaptırma aslında. Bu suçun işleyişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Dolayısıyla burada izleyici olmak da suç durumuna düşüyor. Ya da direkt izleyici demeyelim de ona yardım edenler. Bu suçun ihmali davranışa işlenmesi halinde verilecek cezada indirim yapılmaz demiş. Bu Türkiye'deki 52-37 sayılı ceza kanununda. Diğer kanunlarda da var arkadaşlar. Az evvel dediğimiz gibi bu mesela sözleşme fesih hakkı verilmiş çalışana. Mobbinge uğrayan kişiler iş sözleşmesine haklı nedenlerine dayanarak kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Mobbinge uğrayan kişi kıdem tazminatlarını alır ancak ihbar tazminatını almaz. Mobbing mağdurları 4 maaş kadar ayrımcılık tazminatı isteyebilir. Bunun dışında maddi manevi taleplerde bulunabilir. Kötü niyet tazminatında bulunabilir arkadaşlar davada. Bu şekilde böyle bir hakları var arkadaşlar. Bu dediğim gibi çalışma sosyal güvenlik var ALO 127'de. Burada başvuruların %67'si arkadaşlar özel sektörden, %33'ü kamu sektöründe. Bu sizi 33-67 yanıltmasın. Aslında kamu sektöründe daha çok başvuru var. Çünkü özel sektörün iş hacmi daha geniş biliyorsunuz. Özel sektör biraz daha geniş, daha çok insan çalışıyor. Bu kamu sektöründe aslında mobbing daha fazla. Özellikle kamuda gelenler az evvel dediğim gibi çoğu hastanelerden, özelden gelenler ise genelde sanayi sektöründe bu aşırı iş yoğunluğundan dolayı şikayetler olmakta. Ama tekrar söylüyorum burada çalışan sayılarını da baz almamız lazım. Hani kamuda kaç çalışan var, özelde kaç çalışan var. Muhtemelen ben kamuda daha çok yüksek çıkacağını düşünüyorum. Örnekleri var arkadaşlar. Mesela 2006 yılında bir dava açılmış. Bu jeoloji mühendisleri odasında açılmış Tülin Yıldırım diye. Ne demiş? Burada hukuki olarak mobbing davasının önünü açmış. Ve davada işçinin yönetimin değişmesi sonucu iş yerinde amiri arasında sürekli gerginlik varmış. Sözlü bir yazılı baskı oluşturmuş. İşçiden 1,5 senede 5 defa yazılı savunma istenmiş. Haksız kınama cezaları vermiş bu kişi ona. İşçinin uğradığı manevi baskı ve psikolojik yıpranma nedeniyle 1000 TL'lik az bir tazminat almış ama en azından sonuçlanması kişinin suçlu ve 2006 yılında daha bu bilinmeyen bir şeyken iyi bir girişim olmuş arkadaşlar. Mesela başka bir yerde 17 yıl çalıştığı üniversitede çalışan bir öğretim görevlisi mobbing kurbanı olmuş az evvel. Şimdi dekanın baskısına maruz kalması nedeniyle açılmış burada. Öğrencilerin laboratuvardan kovulması, kişinin araştırmalarına ödenek sağlanmaması, çay ocağının yanında sunta çevrili bir odaya sürülmesi, asistanlarına kadro verilmemesi ve bir bölüm toplantısı dekan tarafından haykırarak odadan kovulması hareketleri mobbing sayılmış ve uygulayan dekan tazminata mahkum edilmiş. Burada kişilik haklarına saldırı, küçük düşürücü, itibarın zedelendiği
hususlar nedeniyle de onanmıştır. Bunlar hepsi gerçek vakalar. Keza buna benzer vakalar da var arkadaşlar. Ben bu Aile ve Çalışma Bakanlığı'nda burada vakalar var. Bu psikolojik taciz vakaları var. Burada örnekleri verilmiş. Nasıl olur? Bunlar niye önemli arkadaşlar? Şimdi ileride dava açacak insanlar hani orada emsal istiyorlar ya, benzerlerine bakıp onlar da kendilerine dosya hazırlayabilir, dava açabilir. Ve çok kişi kazanmış yani mobbing ispatlandığı zaman. Mobbingle ilgili güzel bir şey daha var arkadaşlar. Bu mobbingle mücadele denilen bir dernek var. Bakın burada bir sürü yayın koymuşlar. Yayınları paylaşıyorlar, hukuki destek veriyorlar, mahkeme kararlarını koyuyorlar. Bu mobbingle mücadele derneğini yazarsanız Google'da hemen çıkar karşınıza. Çok faydalı bilgiler var. Özellikle bu konu hakkında kendini geliştirmek ve işte ileride belki mobbinge uğradığı veya arkadaşları uğradığında bu çalışmalar var. Böyle bir toplanmış destek hattı var arkadaşlar. Bu destek hattında avukat desteği de veriyorlar. Veya istendiği zaman da mesela kurum, bunlar gizliden kurumu arıyorlar. Kişinin haklarını savunmaya çalışıyorlar. Böyle bir dernek var. Bakın bir sürü video var. Videolar koymuşlar. Bunların video linki de var. Mobbing vakalarını çalışmışlar, biriktirmişler. Mobbing ile alakalı seminerler koymuşlar. Bu da çok faydalı bir şey. Bir de bir mobbing ile eğitim yardımlaşma derneği var arkadaşlar. Bakın mobbing alanında kitaplar yazılmış. Bunlar da okunmasında çok faydalı. Hani mobbing hakkında bilgi edinmek, mobbingi tam tanımak adına böyle yayınlar da var. Kitap yayınları da var. Mesela çalıştanların işten ayrılma kararı almaya iten TÜİK'in 2018 verilerine yönelik bir Reyhan Sevim'in yaptığı bir araştırma var. Az evvel dediğim şeyde yayınlanmış. Orada mesela bekar çalışanların evli çalışanlara kıyasla istifa etme davranışlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Sonuçta bekarlar çocukları yok, hemen gemileri yakabilirler. Böyle durumlarda bekarlar uğraşmıyor, hemen istifa ediyorlar, başka bir işe yöneliyorlar. Böyle bir alternatif de varsa kötü bir alternatif değil. Medeni durumu değişkeni istifa etme olasılığını açıklamaya katkıda bulunduğu görülmektedir. Evli kişilerin bekar çalışanları 1,5 kat daha yüksekmiş. 15-24 yaş aralığı daha istifa eylemini istifa etmeye yöne meyilli kişilermiş. Bunlar çok daha biraz belki hayat tecrübeleri eksik, belki biraz aile bakma yükümlülükleri yok. Biraz daha farklı eğitim almak istiyor veya farklı bir alana yönelmek istiyor. Dolayısıyla lisansüstü seviyesi eğitim yükselttikçe istifa etme davranışını daha az gösterdi. Daha az eğitim arttıkça, bilinçlenme arttıkça istifa etme eğiliminin azaldığı gösterilmiş. Cinsiyette arkadaşlar istifa etme eğilimini açıklayan en önemli bir değişken olmuş. Kadın çalışanların erkeklere kıyasla 2.1 kat daha yüksek istifa etme eğilimi varmış. Bu sonuç kadın çalışanların evlilik ve çocuk sahibi sonrasında çalışmaya ara vermek istemesiyle olarak açıklanabilir demiş. Tamamdır, işte kocası çalışıyor. Tamam ben istifa edeyim. Kocası da uygun görürse istifa ediyor. Dolayısıyla kadınlarda biraz daha yüksek. Belki kadınlar biraz daha az savunması. Ben mesela Türkiye'de kadın yönetici sayısının da az olduğunu düşünüyorum. Yani kadınlar mesela haklarını bildirebilecekleri bir üst yönetici yok. Böyle bir adaletsizlik var. Bakıyorsun ki hepsi erkek. Bir tane kadın yönetici, o kadar kadın çalışan varsa bir tane de kadın yönetici de olması lazım. Ben yani dertlerini anlatabilecekleri. Bu Avrupa'da güzel uygulamalar var. Mesela kadın kotası getirdiler. Ben bunu şiddetle destekliyorum. Çünkü gerçekten kadın yapısı ile erkek yapısı biraz daha farklı. Şimdi erkek çalışanların kadın çalışanlara kıyasla daha yüksek ücret alıyor olmaları, işletmelerin erkek çalışanları maliyet unsuru olarak görmeleri sebep olabilmektedir. Dolayısıyla burada mobbing uygulayacak kişi işte bu yüksek ücretten dolayı da erkeği de seçebiliyorlar arkadaşlar. Kadınlara genelde sözlü, fiziksel ya da psikolojik daha fazlaymış. Yani sözlü, fiziksel dedim ya, mesela kızın sürekli yaptığı işi beğenmiyor. Kızı da gidip bir köşede sürekli ağlıyordu. Demek ki duygusu farklı değil mi erkeğe göre? Yani ben olsam ben o adama bir daha selam vermem ama o kız her seferinde gidip ağlıyormuş. Burada mesela sağlık kuruluşlarında arkadaşlar hemşirelerin biraz daha fazla çıkmış. Ne demiş? Yoğun bakım üniteleri ve kliniklerde çalışan hemşireler diğer birimlerde çalışan hemşirelere göre daha fazla mobbinge maruz kalmışlar. Sağlık kuruluşlarında insan sağlığı üzerine etkileri bulunduğundan aynı zamanda bir halk sağlığı problemi olarak da görülmekteymiş. Bu işle bir çalışma yapılmış. Burada da orada var. İşte detaylı okumak isterseniz ileride zamanınız olursa. Sonuç olarak arkadaşlar psikolojik taciz iş yerinde işçi yönetilmiş, işveren ve iş yerinde çalışanın diğer işçilerce tekrarlanan saldırılar biçiminde uygulanan psikolojik bir baskı diyelim, kötü muamele, tehdit, aşağılama olarak onur kırıcı bir durum söz konusudur.
Psikolojik tacizin nitelikli davranışının en bariz örnekleri kendini göstermeyi engelleme, sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri, sürekli kusur bulma, konuşulan bir ortamda yokmuş gibi davranma, izole etme, iletişimin kesilmesi, fikirlerine itibar edilmemesi, değersiz görülmesi, işe yaramaz tarzında görülmesi, asılsız söylenti, iftiralar, dini ve şahsi görüşleriyle alay edilmesi, yakışıksız imalar, nitelikli iş verilmemesi, anlamsız işler verilip sürekli yer değiştirilmesi, ağır işler verilmesi ve fiziksel şiddet olarak sıralanmış arkadaşlar. Psikolojik taciz neticesinde işçi sağlığında ciddi ve ağır tehlike karşı karşıya olduğu düşünürse, iş yerindeki sağlık ve güvenlik kurulunun da onayla işverene gerekli tedbirleri alana kadar böyle bir çalışmadan da kaçınabilme, bu çalışmadan kaçınma hakkı denilen bir kavram var arkadaşlar. Mesela kişi gidip de burada iş sağlığı güvenliği bir kurulu var, işte bana mobbing uygulanıyor, ben o mobbing uygulanmadığı sürece çalışmak istemiyorum diyebilir. Bunu kurul toplayıp onun tekrar bir düzgün ortam oluşturuncaya kadar böyle çalışmaktan kaçınma hakkını da kullanabilir. Biliyorsunuz iş sağlığı güvenliğinde çalışmadan kaçınma hakkı var. Bu çok bilinen bir kavram değil. Mesela işçi gitti, baktık iş ortamı tehlikeli. İşçi ben bu işte benim yaşam güvenliğim yok. Dilekçesini burada bir kurul var. İş sağlığı güvenliği kuruluna verir. Ben işten kaçınıyorum çünkü benim güvenliğim sağlanmamış. Güvenliğim sağlanıncaya kadar işten kaçıyorum diye bir talepte bulunabilir. Bu çok güzel bir uygulama. Böyle bir şey de yapılabilir mobbing konusunda. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bayağı bir internetten kaynak aldım. Mümkün olduğu kadar her şeyle birleştirmeye çalıştım. Sonuçta her şeye rağmen gülmek lazım. Dediğim gibi psikoloji çok önemli. Bazı şeyleri bilmek çok önemli. Bu yüzden mobbing hakkında bilinçlendirmek, ne olduğunu bilmek aslında çok önemli bir faktör. Benim diyeceklerim bu arkada. Bunlar arkadaşlar. Varsa sorularınızı cevaplayalım. Teşekkür ederiz hocam. Değerli katılımcılarımız, soru sormak isterseniz söz hakkı alarak veya chat kısmına yazarak bize yönlendirebilirsiniz. Var herhalde. Ben mi okuyayım, siz mi şey yapacaksınız? Siz bana... Dilerseniz iletebilirim İmran hocam. Siz yöneticilerin çalışanlara mobbing yaparken hani pozisyonunu korumak istiyor şeklinde bir açıklamada bulunmuştunuz. Evet. Buna ithafen Can Bey de hani pozisyonunu korumak herkesin amacı değil mi şeklinde bir sorusu bulunmakta. Zaten biz orada söylerken sadece tek bir sebebe dayandırmadık. Dikkat ederseniz bir sürü sebep söyledik. Bu bir tanesidir dedik. Hani yani orada adam orada mesela ne diyor? Bir çalışan yetenekli biri geliyor. Şimdi mesela ben bir örnek söyleyeyim size. Bir tanesi işe başlamış. Orada işte adama demişler, ben de şahit olduğum bir durum. Ya demişler niye mobbing uyguluyorsun demiş. Şimdi adama demiş ki oradaki üst, demiş ki sen yetenekli birisin. Sen burada yükselirsin, benim önümü kapatırsın demiş adama. O yüzden uyguluyorum demiş. Yani biz çok iyi yöneticiler var. Kesinlikle böyle şapka çıkarılacak yöneticiler de var. Ama dediğim gibi çok kalite, herkes uyguluyor, her yönetici uyguluyor diye bir kaydı yok. Yani bunu bazı kişiler yapıyor. Zaten o kişilerin özelliklerini de söyledik. Nasıl özellikler? Narsist, megaloman, yani kendini büyük görmeyi, üstte olmayı seven adamlar. Şimdi bu bütün yöneticiler böyledir diye bir kaydı yok. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Bu esnada katılımcılarımızdan dilerseniz biraz bekleyelim. Şu an çünkü chat kısmında herhangi bir soru bulunmamaktadır. Fakat benim şöyle eklemek istediğim bir şey var hocam. Hani mobbingin aslında aile yapısına zarar verdiğini, hani ailede toplumun en küçük yapı taşı diyebiliriz aslında. Bu noktada mobbing ile mücadelede toplumun temelini korumaya çalıştığımızı söyleyebilir miyiz acaba? Kesinlikle. Zaten dikkat ederseniz orada zararlarından bahsettik. Yani sonuçta ne oluyor? İnsanların psikolojisi bozuluyor. Aileye gidiyor. Bunu eşiyle tartışıyor. Bakın orada gerçekleşmiş bir vakada adam boşanmış karısından. Sürekli ne yapmış? Evet. O işteki stresi, o uyumsuzlukları eve taşımış. Ve bunun sonucunda karısıyla sürekli çatışmalar yaşamış. Ve boşanmış sonuçta. Kadın da artık tahammül mü edememiş, yani sonuçta o da iyi bir şey değil ama bu iş hayatı işte bitmiyor. Bu eve de taşınıyor. Arkadaşlıklar arasındaki ilişkiler de bozuluyor. Yani sosyal ilişkilerin çoğunu aslında zarar veriyor diyebiliriz mobbinge. Evet.
Yani mesela yani sadece iş yerinde olmuyor, normal hayatta da oluyor arkadaşlar. Mesela aile içerisinde adamlar birisini seçmişler, dışlamışlar değil mi? Bu da bir mobbing. Uzun bir süre aile içinde kalıyor. Mobbinge yakın bir şey. Ya da okulda mesela bakıyorsun ki bazı öğrenciler bir köşede öğrenciler onu cephe almış. Kimse onunla konuşmuyor değil mi? Şimdi daha çocuk mesela biz görüyoruz, biz üniversitede görüyoruz bunları anlatırken. Bazen oturuyoruz, dinliyoruz onları mesela. Onun işlerini almıyorlar. Çocuğa cephe almışlar. Yani biz bunu okulda görüyoruz. Daha iş hayatına girmeden, daha yeni okulda yapıyor bazı kişiler. Yani düşünebiliyor musun? Ben geçen sene bir tanesi geldi. Çocuk gerçekten psikolojisi bozulmuş çocuk. İşte biraz farklı bir çocuktu. Yani konuşmuyorlar, selam vermiyorlar, yer vermiyorlar. Ben açıkça onu doğru bulmadım. Yani aslında dediğiniz gibi sadece iş alanında değil de toplumun her kesiminde, okulda, evde, işte her yerde aslında mobbing uğranılabilir. Evet. Yani tabii biz iş hayatına anlattık. İş hayatında mobbing anlattık size. Biliyorsun dava açılma süreci olur. Evet. Ama var yani. İyi bir şey değil ama var yani. Sonuçta bir ayrımcılık değil mi? Yani çocuğun psikolojisi biraz olumsuz etkilenmişti. Bunu söyleyeyim size. Evet. Var mı sorular başka arkadaşlar? Bakalım. Şöyle bir soru gelmiş, isterseniz onu yönlendireyim hocam. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları olarak mobbinge karşı nasıl önlemler alabiliriz? Böyle bir soru gelmiş. Yani iş sağlığı güvenliği olarak şöyle bir şey yapılabilir. Mesela bir işçilerle konuşun, tamam mı? Bir dinleyin işçileri. Bu az tehlikeli olabilir, çok tehlikeli olabilir. Bir mobbing şüphesi var mı? Bir siz emareleri var mı? Orada dediğim gibi bir biliyorsunuz defterler var. Bu oralara yazabilirsiniz. Başka ne yapabilirsiniz? Risk analizlerine ekletebilirsiniz. İşte böyle işte bir yüksekse azsa en azından bir mobbingin olduğunu. Bunu işveren eğer ekledin oraya. En azından böyle bir şeyin olduğunu imzalayanlar kayıt altına alınır. Burada işveren de bilgilendirilir. Şimdi burada işveren eğer mobbing uygulayan değilse aslında işverenin önlem alması beklenir. Zaten kanun da bu önlemleri almaya işvereni zorunlu kırmış durumda. Dolayısıyla siz bildirdiğinizde aslında görevinizi yapmış olursunuz. Ha ileride mobbingden dolayı bir kavga çıktı, adam işten çıktı. Orada risk analizini açarsınız veya orada defterinizde bu biliyorsunuz sağ defterleri var. Orada biz gerekli uyarıları yaptı dersiniz. Yani siz görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Belki eğitimlerde biraz farkındalık arttırabilirsiniz. Orada dediğim gibi mobbingi tanımlarsınız. Çünkü belki hani o kurumda baktığınız bir mobbing sezintisi var. Bir mobbing eğitimi verin, farkındalığı artırın. Sizin yapacaklarınız bunlar. Ne yapabilirsiniz? Tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Az önce sanırım Şerife... Sen mi okuyacaksın, ben mi okuyayım? Az önce sanırım isterseniz şey vardı. Ses kaydı için. İsmini unuttum. Bir katılımcımız el kaldırmıştı da Şerife Nur Hanım'dı sanırım. Evet. Eğer kendisi müsait edilerse sesli bir şekilde sorusunu sorabilir. Buyurun sorun. Şerife Nur Hanım acaba burada mısınız? Tamam, biz diğer sorulara bakalım eğer çıkarsa. Sanırım soru. Ne demiş? Mobbinge uğrayan kişi mobbingi ispat etmek için video veya ses kaydı alırsa bir suç olabilir demiştik. Peki mobbingi uygulayan kişi bu bireye mobbing uygulayan kişi bu bireye dava açabilir mi ses kaydı? Dediğim gibi burada işte o da biraz sıkıntı, işte delil yerine geçme tarzında ama burada hukukçuların devreye giriyor. Yani öne sürdük. Mesela artık benim yaşam bütünlüğümü, iş hayatımı başka bir çare bırakmadı tarzında, ispatlama tarzında. Böyle bir yani hukuki şeylerine bakmamız lazım, örneklerimize bakmamız lazım. Ama ben şunu söyleyeyim. O videoyu gören etki yaratır değil mi? Yani onu izleyen bir savcı olsun, bir hukukçu olsun. Belki direkt etki ima oluşturmaz ama o video baktığı zaman tamam burada mobbing vardır diye bir şey çıkarabilir değil mi? Yani biraz indirekt etkisi var.
Peki mobbingi uygulayan kişi bu bireye dava açabilir mi? Örneklerine bakmamız lazım. Yani açanlar varsa nasıl bir sonuç çıkmış? Buna bakmamız lazım. Yani adam de sunmuştur. O da bu, ya burada hukuki şey, ben bununla ilgili sadece benim bildiğim bir örnek var. İşte kişi benim yaşam bütünlüğümü, hayatımı etkilediği için delil olarak sunmuş mesela birisi. Diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hocam. Ne demiş? Sunum için mobbinge uğrayan bir kamu sektöründeki çalışana mümkünse başka bir kurumun nakli istemesi önerisinde bulunsun. Mobbing yapan kişinin statüsünün yüksek olduğu, uğraşmanın bir faydası olmayacağını söylediniz. Böyle bir yaklaşımında bulmanız, yani o durumda mücadele etmenizi önermeniz ilk başvurması gereken yol mu sizce? Ya dediğim gibi burada ilk başvurması gereken yol değildir. Mesela burada nakil, eğer mobbingi uygulayan dekansa veya bölüm başkanı ise mesela rektörlükten nakil talebinde bulunabilir, değil mi? Veya işte mobbingi uygulayan iş arkadaşıdır. Çoklar mücadele edemiyor. Ben tabii burada edebilir yani. Ben o arkadaş etti mesela, gitti, evlendi, şu anda çocuğu var. Yani o, bence o negatif ortamdan kurtulması iyi oldu. Onun için diyorum ben. O spesifik örnek için diyorum. Bu genelleme için demiyorum yani. Mücadeleci insanlar var, dava açıyorlar. Ben mesela bir tanesi 18 tane mobbing davası açmış. Gitmemiş, inat etmiş. Ben bir akademisyen arkadaşla tanıştım konferansta. 18 tane dava açmış. Mücadele edenler de var. Ama 18 tane dava açmış, uğraştırıyor. Şuna biliyor musunuz? 18 tane dava, mobbing davası. Ne demiş? İş yerlerinde İSG eğitimlerinde psikolojik hissetmelerini anlatırken mobbingi anlatmaya çalıştığımda birçok çalışan olduğunu belirtiyor. Bunu duyan yöneticiler de işverenler de eğitimi tekrar istemiyorlar maalesef. Bu iyi bir şey değil. Yani işverenden işverene değişiyor. Bazı işverenler, mesela benim tanıdığım işverenler var. Bu tür şeylere çok da negatif bakmayanlar var. Ama yani bu zaten o yönetimde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Tam bir şey olmadı. Yani orada tabii İş sağlık güvenliğinde de bütün firmalar aynı değil mi? Bazıları çok iyi, bazıları kurallara uyuyor, bazıları uymuyor. Bazıları her türlü desteği sağlıyor. Bir bakıyorsun ki bazıları hiç yapmıyor. Yani böyle bir homojen olmayan bir yapı söz konusu. Bazı işverenler eğer bunu istemiyorlarsa ne yapabilirsiniz ki yani? Ne diyeyim yani? İyi bir şey değil diyebilirim sadece. Evet hocam. Bakalım. Şöyle bir sorumuz da isterseniz ben ileteyim. Şöyle bir sorumuz geldi. Evet. Dava açmada icra takibi yapmak mümkün mü diye bir soru sormuşlar. İcra takibinden kastı ne orada? Yani dava açmadan icra takibi yapmak mümkün mü şeklinde cevaplamış. Yani bu icra takibi derken, yani mesela bildirebilir burada. Yöneticilere bildirebilir burada. Veya mesela burada sendikalara bildirebilir. Burada bir mobbing şeysi var. Mobbingizi yapmayın, durdurun tarzında bir şey yapılabilir. Mesela derneğine başvuruyor. Burada bağlı olduğu bir dernek var. Hani bu şeyler oluyor ya, sendika. Sendika arıyor bunları. Diyor ki siz mobbing yapmaya devam, biz sizde böyle bir şikayet aldık. Biz bunun takipçisi olacağız diyor. Kurumu uyarıyorlar. Yani direkt dava açmakta ve iş görüyor. Ben söyleyeyim mesela. Sendikadır, arıyor adamı. Bizim çalışanımıza mobbing uyguluyorsunuz. Şöyle şöyledir. Bunu şey yaparsanız biz hukuki yollara başvuracağız diye arıyorlar şeyi. Oradaki kurumun yöneticisini ve bakmışsın adamlar susup pus olmuş. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Bir de şöyle bir sorumuz gelmiş. İsterseniz onu da yönlendireyim ben size. Buyurun. İşte kaçınma hakkı ile mobbing birbirleriyle paralel bir durum olduğunu düşünüyorum demiş bir katılımcımız. Örneğin bir altyapı çalışması yapılan yerde iş güvenliği açısından tehlike teşkil etmesi durumunda işçi işten kaçınma hakkını kullanıyor. Ancak üst yönetici de yapacaksan falanca ilçeye, falanca yere süren olaylarıyla karşılanmaktadır, böyle bir yorumumuz gelmiş. Yani bu sürekli yapılıyorsa mobbinge gider. Bu. Ama dediğim gibi bir mobbingin belli bir zamanı olacak. Hani belli bir niyet olacak, belli bir süre olacak. Hani bir seferlik olayları mobbing diyemeyiz. Demek ki sen anladın mı Ömer? Evet hocam.
Mobbing biraz daha uzun süreçli, biraz daha psikolojik, biraz daha sinsi, biraz daha hedefi olan bir şey. O bir seferliktir. Belki onun mobbingini alamayız yani. Ama sürekli olursa... Buyurun. Hocam, bu noktada benim bir sorum olacaktı. Buyurun. İzninizle ben de sorabilir miyim? Buyurun, buyurun. Türkiye'de mobbingle ilgili çalışmalar mevcut mu? Hani ya da istatistikler var mı? Var var. Çok inanılmaz derecede son 10 yılda inanılmaz bilimsel çalışmalar oldu. Hatta ben videoyu tekrar ederseniz onların yayın katalogları var. Google'a bir yazsanız Türkiye'de mobbing diye bir sürü yayın var. Farklı alanlarda farklı sonuçlar var. Ama genel olarak bu ortalamayı ben söyledim size. Yani genelin ortalamasını ben sundum size. Bir sürü kaynaktan faydalandım. Sunumlardan, işte makalelerden, evet, kitaplardan faydalandım bu sunumu hazırlanırken. Yayın çok. Yani Wikipedia'ya bile baksanız dünya kadar bir arşiv oluşmuş. Bu güzel bir şey aslında. Yani en azından insanlar biraz daha bilgilendiler. Bununla mücadele yöntemlerini öğrendiler. Mesela hani birileri çok hukuksuzluğa maruz kalan bir öğrenci vardı. Gitti adalet okudu çocuk. Böyle bir şeyle de karşılaştım. Yani çocuk gitti adaleti kendisi okudu. Kendini savunmak için ya da kendini geliştirmek için. Burada da Google ya da internet inanılmaz bir kaynak var bu konuda. Türkiye'de de var. Ve çok güzel çalışmalar da var. Gayet objektif. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sanırım chat kısmında da başka sorumuz bulunmamaktan. Tamam. Size teşekkür ederim. İzninizle kısa bir şekilde bahsettiğiniz sunumda nelerden bahsettik? İsterseniz onu bir özet geçeyim hemen. Buyurun. Mobbingin ne olduğunu, davranışın mobbing sayılabilmesi için gereken hususların neler olduğunu, mobbing türleri, mobbing türleri, mobbing uygulayanlar ve özelliklerim, kötü yönetim özelliklerim, hukuki boyutlar, mobbing nasıl ispatlanır gibi birçok başlık altında bizleri bilgilendirdiniz. Öncelikle size ve ardından bugün bizi yalnız bırakmayan diğer değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son sözü size devrediyorum hocam. Buyurun. Yani mobbingle anlatabileceğimiz her şeyi anlattık arkadaşlar. Eğer ileride sorularınız varsa ben zaten internetten bana rahat ulaşabilirsiniz. Ben genelde cevaplıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana mesela arayan olsun ya da maille sosyal medyadan ulaşanlar oluyor. Yani ileride sorularınız olursa cevaplarız. Eğer cevaplayamadıklarımızı kendi uzman arkadaşlarımıza sorarız, hukukçulara sorarız. Bir şekilde size cevap vermeye çalışırız. Yani sonuçta mobbing güzel bir şey değil ama var. Yani şimdi biz sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde var. Mesela bakın bir sürü filmler var. Adam mobbing uyguluyor değil mi? Adam filmin tamamen mobbing kurgusunun üzerine kurmuş. Adam firmadakileri, çalışanların hepsini çıkarmak için ne yapıyor? Adam filmde bezliyor işçileri. Ki adamlar istifa etsin de tazminat ödemesin diye. Böyle mobbingçiler var. Sonuçta bilmek çok faydalı bir şey arkadaşlar. Bilmek, farkındalık olmak. O adamların hedeflerini bilmek, siz ne yapabilirsiniz? Sizi koruyacak kanunları bilmeniz çok önemli. Çünkü eğer orada siz bir yasanın sizi savunmadığını düşünürseniz kendinizi çok savunmasız hissedersiniz. Bu sefer ne oluşur? Korku gelişir. Korkuyla beraber aşırı bir stres. Aşırı stres devamlı olunca ne olacak? Psikolojik rahatsızlıklar başlayacak. Hani diyorlar ya işte bir bilmek, ona hakim olmak stresi azaltır. Yani sonuçta böyle bir bilimsel kavramlar da söz konusu. Sonuçta evet, onlar kendi ellerindeki kozları kullanacaklar. Ellerindeki verilen gücü kullanacaklar. Siz de kendinizi bir koruma mekanizmasını kullanacaksınız. Ama burada en zararlısı nedir diye sorarsanız mobbinge boyun eğmek, sürekli bunu sineye çekmek, buna bir dur diyememek, psikolojinin bozulması, aile hayatının bozulması, mesela çok daha vahim sonuçların çıkması daha kötüdür değil mi? Sonuçta bir yerde kesinlikle bir mücadele etmeniz gerekiyor. Yani bu adamlar belli yani kötü niyetli yani. Adam şimdi bir insanı sen işten kovarım diye her gün bir insanın yüzüne vurur mu? Ne olacak? Adamın psikolojisini bozdun. Burada da dediğim gibi bir sürü vakıf var, dernek var, avukatlar var, literatür var, dava örnekleri var. Bunlar bir çeper olabilir, bir koruma çeperi oluşturabilir kanaatimce.
Çünkü adamın da sonuçta hocam, çok teşekkür ediyoruz. Maddi ve manevi tazminat ödeme riski çıkacak o yöneticinin, anladın mı, biliyor muyum? Şimdi onun da gözü korkacak. Bakacak evet. İnternette adamlar ceza yemiş. Ben de yiyebilirim diye korkusuyla yapmaktan vazgeçebilir. Yani evet, bir panzehiri var. Mobbing var ama bir panzehiri var. Bir önlem mekanizması var. Gerekli olan yani sizin de yapacağınız şeyler var ya da işçilerin de yapacağı şeyler var. Onları yapmak lazım. Yani pes etmemek lazım. Yani o arkadaş mesela dedi hemen kaçması mı gerekiyor? Mücadele edebilir. Yani. Ama şunu da görmek lazım. Yani o adamla mücadele edip de zaman da harcamak istemiyor olabilirsin. Anlatabiliyorum yani. Yani ben bu adamın yanında işte dava açacağım. Her gün bu adamın suratını göreceğim. Ya ben burada çalışsam da aynı maaş alacağım. Oraya gitsem de aynı maaş alacağım. Ben bu adamla uğraşmak istemiyorum deyip de çekmek de bir alternatif. İş bulunamıyorsa, oraya çok bağlıysa mücadele de edilebilir. Davalar da açılabilir. Örnekleri de var zaten. Dediğim gibi ücretsiz avukatlık destekleri veriyor dernekler. Bunlar da uygulanabilir. Böyle. Katkılarınız için çok teşekkür ederim hocam. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Değerli katılımcılarımız, anketimiz 21.25'te başlayacak olup cevaplama süreniz 15 dakikadır. Herkese sağlıklı, emniyetli, güvenli yaşamlar dileriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herhalde bitiriyorsunuz. Google'dan yapacaksınız. Evet. Tamam arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. İnşallah chat kısmında paylaşıldı. Biz teşekkür ederiz hocam aramıza katıldığınız için. Tabii çok teşekkür, çok sağ olun. Rica ederim. Siz sonlandıracaksınız herhalde. Benim bir şey yapmam gerekiyor mu? Hocam anketle alakalı herhangi bir problem olur veya o şeyde müdahale edebilmek. Sesin gelmiyor. Elsin. Tamam.